Öncelikle milletimizin başı sağ olsun. Öyle kesinlikle. Tüm yargı camiamızın, avukat, hakim, savcı başı sağ olsun. Sabırlar diliyorum o evlatçıklara ve hanımefendiye. Benim kişisel anlamda travmam, tabii çok önemli değil belki ama ben söz vermiştim eşine. Ellerini tutup hiçbir şey olmayacak demiştim. Oysa içimden bir şey olacağı geçerken hiçbir şey olmayacak. Hani yaşayacaksın der ya doktor. Evet. O anlamda bir rahatlatmak anlamında. Hanımefendi de, hakim hanım da bütün iyi niyetiyle. Niye olsun ki bütün gücüyle zaten savcı bey dosyayı çözmeye çalışıyor. Niye yapsınlar ki diyordu. Tabii şimdi çok açık rahat söyleyelim. Teröriste terörist diyeceksin. Ve bunlar teröristtir. Bunlar kahpe teröristlerdir. Masum insanları katlederek taşeronluk yapan aşağılık insanlardır. Evet. Dolayısıyla göstermelik hiçbir amaçları aslında gerçek değildir. O sırada eşi içeride rehin alınırken siz ne kadar yakın mesafedeydiniz o odaya? 50-60 metre. 50-60 metre çok yakında. Saatlerce hanımefendi bir sandalyenin üstünde eşinin kurtulmasını bekledi. Ayrılmadı. Gitmeyi de bildiğim kadarıyla reddetti. O sırada müzakereler mi yürütüldü? O sırada, Sayın Başkan neler yaşandı? O sırada teröristlerin konuşmak istedikleri çeşitli isimler gelip gidiyordu veya işte bir kısmı gelmeyi reddediyordu. İstanbul Barosu Başkanımız Ümit Bey çok büyük çaba sarf etti. Gerçekten. Başsavcı telefonla mı görüştü? Başsavcı bir 2-3 oda ileriden telefonla dahili içeriyle. Hattan mı? Dahili hattan herhalde öyle biliyorum. Görüşülüyordu. Bir de müzakereci polis veya polis teşkilatı kadrosunda bir müzakereci eğitimini bilmiyorum ama psikoloji eğitimi almış olmasını diliyorum. Tabii çünkü bunu bir profesyonel faaliyet bu. Rehine krizlerinde içerilen kimin görüşeceği, hangi dili kullanacağı. Tabii içeridekilerin profilinin çıkartılması lazım. Bu yapıldı mı yapılmadı mı geçmişe, yani bu olayın analiz edilip ileriye yönelik dersler çıkarılması lazım. Çünkü uyuşturucunun etkisindeler mi? İşte hap mı verildi, gönderildiler? Psikopatlar mı? Psikopat ve profesyoneller mi? Amatör psikopatlar mı? Bunların hepsinin tahlil edilmesi lazım. Çünkü hangi kelimenin neyi tetikleyeceğini de düşünmek lazım. Ümit Hoca'nın konuştuğunu biliyoruz. Bir de Berkin Elvan'ın babası. Berkin'in babası geldi. Evet, Sami Elvan da. Ve 30-40 dakika kadar içeride kaldı, yani telefon odasında kaldı, görüştü. Siz o sırada hanımefendinin, hakim hanımın yanında mıydınız? Biraz hakim hanımın yanında, biraz koridorda başsavcı vekilleriyle. Bir dayanışma göstermek için gittik biz oraya. Yani uzakta duramazsınız böyle bir durumda. Çünkü canımız yanıyor, canımızdan can koparılıyor. Biz aynı camianın insanlarıyız. Burada bazı siyasiler anlamsız şekilde işte avukat şöyle diye öne çıkarmaya çalışıyorlar ya da bir algı operasyonu yürütülmek istendiğini hissediyorum. Yani bir taraftan da gün birlik günüdür diye de sonuna ekliyorlar. Gün birlik günü doğru ve avukata, hakimi, savcıyı birbirine düşürerek değil, kenetleyerek ancak bu işi çözebiliriz. Birlikte davranırsak çözeriz. Peki onlara da geçeceğim ama Sami Elvan, Berkin Elvan'ın babası yarım saat ikna etmeyemiş. Sami Bey çok çaba sarf etti. Ve şunu dediğini biliyorum. Bu acıyı benden daha derin hiç kimse yaşayamaz. Ben evladımı kaybettim. Siz ne yapıyorsunuz? Ve bu kahpe terör saldırısı Berkin'in adına da sürülmek istenen bir lekedir aslında. Bir algı operasyonu yürütülecek insanlara bir malzemedir aynı zamanda. O çocuğu da terörist olarak göstermeye maalesef hizmet edecektir. O yüzden terörle hiçbir şekilde, teröre hiçbir şekilde sempatiyle yaklaşılamaz.
benim teröristim iyidir, senin teröristin kötüdür anlayışı asla olmaz. Teröriste terörist diyeceksin. Peki Yasemin Hanım değil mi? Yasemin Kiraz. O sırada o işte müzakereler teröristlerle yürütülürken hep son ana kadar siz onu yani ne kadar son ana kadar değil tabii yani gidip gelip hep başsavcı sen oradan ayrılmadı ama hayır Yasemin hayır başsavcının eşi hanımefendiyle birlikte oturuyorlardı el ele. Biz de teselli etmek için gittik. Ne yapabilirsiniz ki? Yani yapacağınız... Koridorda bekliyor tabii. Koridorda sandalyenin üzerinde bir yere gitmeyi reddederek büyük bir metanet içerisinde ve bu işin hayırlı bir şekilde sonuçlanacağı düşüncesiyle umuduyla bilmiyorum. Bilmiyorum. Yalnız dosyaya 2 ay önce atandığını biliyorum. Savcı Bey'in. Zaten İstanbul'a gelişi çok yeni ve tabii hiçbir terör eylemine hiçbir şekilde mazeret olmadığını söyledikten sonra şunu da ifade edeyim. Berkin Elvan'ın katillerinin soruşturulduğu dosyanın gördüğü en iyi savcı. Ve bunu da bizzat dosyayı takip eden avukat arkadaşlarımız söylüyor. O arkadaşımız da Şükran Hanım da teröristlerle telefon yoluyla görüştü. O da siz ne yapıyorsunuz? Bu dosyanın en iyi takip eden savcısı dendi. Ama anlaşılan o ki bu teröristlerin niyeti zaten yani öyle bir adliye evet, baskınında. Sayın Ümit Koca Sakal da söylüyor. Siz de hep onu söylediniz. Yani bir sonuca ulaşamaması en büyük üzüntüm diyor. Şimdi savcımızın şehit edilmesinden daha büyük bir üzüntü olamaz. Allah sabır versin ailesine gerçekten. Burada şimdi üzüntümüz savcımızın şehit edilmesine ilişkindir. Bunun tabii kan dökülmeden sonuçlanması, hı hı, savcımızın kurtarılarak sonuçlandırılması mümkün müydü, değil miydi? Bugün ben bunu profesyonel değilim, bir şey diyemem. Sadece şunu bilmek istiyorum. Bir vatandaş olarak, bir hukukçu olarak, Barolar Birliği Başkanı olarak Türkiye terörle iç içe yaşamak zorunda bırakılan bir ülkeye dönüştü. Dolayısıyla bu vahim olaydan, bu trajik olaydan akılcı dersler çıkarmak zorundayız ki ileriye yönelik güvenliğimizi, özgürlüğümüzü kısıtlamadan sağlayabilelim. Peki onlar neler olmadı konuşalım ama şimdi söz konusu teröristler içeriye nasıl giriyorlar? Yani özellikle işte avukat cübbesi giydiği ya da elinde olduğu işte güvenlik zafiyeti meselesi şimdi çok konuşuluyor. Şimdi Didem Hanım. Ve siz de söylediniz lütfen. Yani tabii. 2 ay önce dosyayı almış bir savcı niçin öldürüldü? Efendim, hedef ne burada? Şöyle, amaç ne? Şöyle söyleyeyim. Bir kere niye bir başka dosyanın savcısı değil de Berkin Elvan'ın katillerini soruşturan savcı? Bakın bunun üstünde bir cümle duralım. Çünkü toplumun anlamlı bir kesiminde Gezi olaylarında öldürülen vatandaşlarımızla ilgili soruşturmaların sağlıklı yürütülmediği, siyasi iktidarın bu soruşturmalara sıcak bakmadığı düşüncesi var. Bu terör örgütlerinin ve DHKPC gibi taşeron örgütlerin sömürebileceği, istismar edebileceği bir alan yaratıyor. Yani Berkin'in adını kullanarak topluma bu kanlı terör örgütü, bu vahşi eylemini, reklamını yapabiliyor. Yani herhangi bir dosya olsaydı bu etkiyi yaratır mıydı veya duyulur muydu? Daha çok duyulmasını sağlayacak olan yani bir savcının şehit edilmesinin ötesinde örgütün belirli kesimlere biz bunu aslında iyi niyetli yapıyoruz bakın diye pazarlamasını sağlayacak olan bir olay seçiliyor. Peki bu pazarlamayı ne sağlıyor? Çünkü bu Gezi'de öldürülen vatandaşlarımızı kimlerin öldürdüğüne dair soruşturmaların bir şekilde engellendiği veya safsaklandığı düşüncesine hakim insanlar. Evet. Peki niye bu düşünceye hakimler? Çünkü siyasi iktidar
Buna yani gezi olaylarını farklı niteliyor ve işte polis destan yazdı diye ifade ediyor. Ali İsmail için bile vali arkadaşları öldürmüştür diyebiliyor ve orada da kalıyor. Dolayısıyla bu istismar edilebilecek bir alan oluşturuyor. Bunun üzerine de bu kanlı eylem yani bu terör eylemi gerçekleştiriliyor. Şimdi yani anlaşıldığı üzere koluna bir avukat cübbesi almış teröristlerden biri. O sırada elektrikler var, jeneratörler çalışıyor. Bildiğim kadarıyla jeneratörlerde bir problem yok. Yani çalıştığını düşünüyorum. Çalışmıyorsa da niye jeneratörü yok? Yani onu da ayrıca konuşalım. Şimdi bu cübbe, kola aldığı cübbe, avukat cübbesi değil de hakim cübbesi olsaydı, Cumhurbaşkanı çıkıp hakimler mi diyecekti? Hakimlerin adliyeye girişi. Bu cübbe savcı cübbesi olsaydı adliyeye savcıların girişi diye savcıları mı hedef gösterecekti? Bu hedef göstermeleri son derece yanlış ve akıl dışı buluyorum. Çünkü bizim şu anda aklımızı kullanarak ortak akla ulaşmamız lazım. Aklımızı kullanarak doğru peki, sonuçlara ulaşmamız lazım. Orada bir şimdi lazım. Yurt dışıyla da bazı bağlantı telefonlar olduğunu söyledi Sayın Davutoğlu. Şimdi içeride de temas kurdukları birileri var mıydı bilmiyoruz. Bunlar araştırılıp ortaya çıkacak ama şimdi Sayın Cemil Çiçek de söyledi. Güvenlik zaafı yok, zihniyet zaafı var. Bu o sıradaki kontrolle avukatların ne dersiniz bu konuda? Bakın bizim avukatların kimlik kartı Türkiye'deki en güvenilir kimlik kartı. Türkiye Cumhuriyeti kimlik nüfus cüzdanından daha güvenli. Hakim savcıların kullandığı kimliklerden daha güvenli. Niçin? Çipli ve bir ekrana şeyi okuttuğunuzda, sensörlü alana okuttuğunuzda dev boy fotoğrafınız ekrana çıkar ve güvenlik görevlisi sizin o fotoğraftaki kişi olup olmadığınızı kimlikteki küçücük vesikalıktan değil kocaman ekrandan kontrol eder. Ve ondan sonra turnike açılır. Yani biz adliyeye... Peki bu kez ne oldu? Nasıl bakın girdiler? Biz adliyeye cübbemizi göstererek değil kimliğimizi okutarak gireriz. Yani şimdi eğer orada güvenlik görevlisi kimliği okutmak yerine şeyi açtıysa buyur yandan geç dediyse bu oradaki güvenliğin bir zihniyet sorunu. Bakın çok açık söylüyorum. Bu olayda avukatların ya da avukatlığın hedef alınmasını gerektirecek en ufak bir konu yoktur. Ama hedef mi alınıyor diyorsunuz? Şimdi yani? Bir algı operasyonu yapılıyor. İşte avukatların adliyelere girişini konuşacağız. Konuşalım tamam. Herkesin konuşalım. Bakın Çağlayan Adliyesi'ni şimdi dinleyen sayın hakim savcılarımız da avukatlarımız da haklısın diyecekler. Aşağıya otobüsler geliyor lojmanlardan. Bir anda 150-200 kişi otobüslerden iniyor. Aşağıdan X-ray'lerden sözde dıt 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 öterek geçer. Bana bir tane hakim ve savcımızın veya adliye personelimizin gerçekten ötmeden o X-ray cihazından geçtiğini söylemeyecekler. Bakın. Peki güvenlik zaafı zihniyette gerçekten. Çünkü adliyeye kimsenin silah getirmemesi lazım. Doğru mu? Kesinlikle tabii ki. Peki şimdi hakim ve savcılarımızın, avukatların bizim taramaya bakın arama değil, tarama başka bir şey. X-ray'den geçeceksiniz, üstünüzde silah olmadığını böylelikle görecek. Ama elle arama olmaz. Çünkü bu bizim iş yerimize giriyoruz ve saygınlığımıza zarar. Çantamızın açılması, karıştırılması olmaz. Çünkü orada kimsenin okuması mümkün olmayan, yani okumaması gereken belgeler vardır. Deliller var fakat, belki de. Fakat ben çantamda bir silah veya bomba olmadığını X-ray'den geçirerek ve o tarama cihazından geçirerek gösteririm. Bundan en ufak bir çekincem yok. Hatta buradan teklif ediyorum. HSYK Başkan Vekilimizle ikimiz adliyeye tarama cihazından birlikte kol kola girelim. Bak, herkese de gösterelim bunu. Biz buna varız. Ama hakim ve savcılarımızı ve bütün adliye personelini de
mutlaka aramak lazım. Yani taramak lazım. Hı hı. Basit bir şey söyleyeyim. Yani şeytanın aklına bir şey düşürmek anlamında değil ama güvenlik zafiyetini kapamak açısından söylüyorum. Allah muhafaza. Bir hakimin diyelim ki çocuğunu kaçırsalar ve deseler ki adliyeye 10 kilo bomba sokacaksın. Ne yapar diye düşünüyorsunuz? Sokar değil mi? Herkesin tarandığı bilinirse, taranma burada önemli, herkesin, arama değil de, bakın herkesin X-ray'den geçtiği, herkesin tarandığı bilinirse, evet, kimse de bir hakimin, bir savcının, nasılsa bunlar bir taramadan geçmiyorlar, dolayısıyla peki, adliyeye her şeyi sokabilirler diye onlara hedef alması söz konusu olmaz. Sayın Başkan, Sayın Davutoğlu iç güvenlik yasasına da atıfta bulundu bu olaydan sonra. Sokağa izinsiz şekilde çıkarak ülke güvenliğini tehdit edenlere karşı bir dakika bile müsamaha gösterilmeyecektir dedi. Ne dersiniz? Ben, hemen kısaca onunla ilgili görüşünüzü alayım. Ben, Balyoz'u da konuşacağım efendim, çünkü ben, sizle. Ben Sayın Başbakan'ın bu olaydan samimi şekilde üzüldüğünü şüphe etmiyorum. Yani aksini gösteren hiçbir delilim yok. Yani yüzünde de bugün de gördüm. Bugün herkes zaten perişan durumdaydı. Ancak konunun iç güvenlik paketiyle ne ilgisi var Allah aşkına? Yani bir iki terörist ellerini kollarını sallayarak iç güvenlik paketiyle hiç ilgisi olmayan, zaten yasalarla nasıl tarama yapılacağı belli olan bir adliyeye bir güvenlik zaafı, yani zihniyetteki bir zaafı kullanarak giriyorlar. Savcıyı rehin alıyorlar ve öldürüyorlar. Bunun iç güvenlik paketiyle ne ilgisi var ki? Hemen olayı... Bazı provokasyonlar olabileceğini söylüyor çerçevede ve Gezi Parkı eylemlerine de atıfta bulunuyor. Şimdi yine, o tür eylemlere izin vermeyeceğiz. Yani bakın, biraz onun etrafındaki şimdi, cümleler de var tabii ki. Etrafındaki cümleler de yine Gezi'yi hedef koyuyor. Ama dün cümlelerini okuduğunuzda, alt alta koyduğunuzda bugün birlik zamanı, bugün kol kola girme zamanı, bugün el ele tutma zamanı. Evet, ben de bunlara imza atıyorum. Hı hı. Ama Sayın Başbakan bu açıklamaları keşke Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Merkezi'nde değil de 77 milyonun başbakanı olarak başbakanlıktan yapsaydı. Çünkü ben bir parti genel başkanını değil, ben bir başbakanı dinlemek istiyorum orada. Bakın bu bir ayrıntı gibi gelecek ama dünyada böyle bir kriz olduğunda bir başbakan krizi bir siyasi parti genel merkezinde değil, başbakanlıkta yönetir. Dolayısıyla elbette böyle bir durumda siz başbakanınıza sarılmak ve güvenmek istiyorsunuz. Ama başbakanın ayrıştırıcı cümlelerden hepimiz gibi kaçınması lazım. Bizim de kaçınmamız lazım. Ama başbakanın da kaçınması lazım. Peki.